Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda veri analizi konusundan soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Yanda verilen grafikle alakalı bir soru olacak. Aşağıdaki grafikte bir ilde üretilen bazı ürünlerin üretim miktarlarının dağılımı verilmiştir. Bu ürünler üretim miktarına göre en azdan en çoğa doğru sıralandığında baştan dördüncü ürün hangisi olur? Şimdi en azdan en çoğa doğru sıralamamızı istiyor. Gelin bir sıralayalım. Grafiğe baktığımız zaman en az olanın nar olduğunu görüyoruz. 80 tane sayısını da yazalım. 80 ton daha doğrusu burada vermiş bize zaten. Bir sonraki çilek olacak. Bir sonraki zeytin. Zeytin 120 ton olarak verilmiş. Bir sonraki limon. Limon 180 ton olarak verilmiş. Ve son olarak da portakal. Portakalın da 200 ton olduğunu görüyoruz. Şimdi soru bize baştan dördüncü ürünü soruyordu. Birinci nar, ikinci çilek, üçüncü zeytin ve dördüncü limon olacak. Yani D seçeneği doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Yine bu grafikle alakalı bir soru var. Bu ürünlerden toplam kaç ton üretilmiştir diye sormuş. Yazalım hemen tekrar. Nardan 80 tondu. Zeytinden 120 ton. Portakaldan 200 ton. Çilekten 100 ton. Ve limondan da 180 ton olmak üzere. Toplayacak olursak burası 0, 8, 2 daha 10. 8 daha 18'in 8 elde var. 1, 3, 4, 5, 1 elde 680 ton toplamda üretim yapıldığını, yani B seçeneğin doğru seçenek olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, üçüncü soru yine yanda verilen grafikle alakalı bir soru arkadaşlar. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üretilen portakal miktarı çilek miktarının iki katıdır. Bakalım hemen. Portakal miktarının 200 ton olduğunu az önce görmüştük. Çilek miktarının iki katıdır diyor. Çilek miktarı da 100 tondu. Evet arkadaşlar, 200, 100'ün iki katıdır. Yani portakal miktarı çilek miktarının iki katıdır. Bu seçenek doğru. Aslında sorumuzun cevabını bulmuş olduk ama gelin diğer seçenekleri de bir kontrol edelim. En fazla üretilen ürün limondur demiş. Hayır, limon 180 tonla portakalın altındadır arkadaşlar. En fazla üretilen portakaldır. Yani bu seçenek yanlış olmuş oluyor. En az üretilen ürün zeytindir. Hayır, zeytin 120 ton üretilmişti. Ama nar 80 tonla daha az üretildiği için en az üretilen ürün nardır. Zeytin değildir. D seçeneğinde nar limondan 100 ton daha fazla üretilmiştir. Hayır. Görüyoruz, limon 180, nar 80 ton. Limon nardan 100 ton daha fazla üretilmiştir. Yani dolayısıyla bu seçenek de yanlış. Yani bizim sorumuzun doğru seçeneği A seçeneği olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bazı derslerden aldığı notların ortalaması ve bu sınıftaki Ezgi'nin bu derslerden aldığı notlar verilmiştir. Her bir dersten sınıf ortalamasının altında not almak başarısızlık kabul edildiğine göre Ezgi hangi derslerden başarısız olmuştur? Şimdi bize bir tablo verilmiş arkadaşlar. Burada sınıf ortalaması ve Ezgi'nin notları var. Sınıf ortalamasının altında kaldığı notlarda başarısız olduğunu söylemiş. Soru bunu söylüyor bize. O zaman buna bakalım. Şimdi sınıf ortalaması matematikten 63 iken Ezgi'nin notu, Ezgi'nin ortalaması 59. Dolayısıyla burada Ezgi'nin notu sınıf ortalamasının altında ve dolayısıyla Ezgi matematikten başarısız olmuş. Devam ediyorum. Türkçenin not ortalaması 72 iken Ezgi'nin notu 87. Yani burada zaten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ortalamanın oldukça üstünde. Fen bilimlerinden sınıf ortalaması 71 iken Ezgi 69 puan almış. O zaman buradan da başarısız olduğunu söyleyebilirim. Fen bilimlerinden de başarısız yani. Sosyal bilgilerden sınıf ortalaması 79 iken Ezgi'nin notu 74. Ezgi burada da başarısız olmuş. Son olarak da İngilizce'de sınıf ortalaması 64 iken Ezgi'nin ortalaması 91 olduğu için Ezgi bu dersten başarılıdır diyeceğim. Yani hangi derslerden başarısızdır diye soracak olursa matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerden başarısızdır.
Bunları içeren şık hangisi diye bakacak olursak D seçeneğinin doğru cevap olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yanda bir tablo vermiş. Soru bununla alakalı bir soru. Erdem, Hülya, Demir ve Demir Gökçe ve Yeşim'in boylarının toplamı 739 cm'dir. Bu kişilerden dördünün boyları aşağıda verilmiştir. Buna göre Yeşim'in boyu kaç santimetredir? Şimdi bize 4 kişinin boylarını vermiş ama bunlar 5 kişiler. Dolayısıyla bu dördünün boyunu toplayıp boylarının toplamından çıkaracak olursak eğer geriye kalan kişinin yani Yeşim'in boyunu bulabiliriz. O zaman yapmamız gereken şey nedir? 142, 154, 150 ve 148'i toplamak. 6, 8, 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 5 daha 9, 5 daha 14, 4 daha 18. 1 de elde vardı. 19'un 9'u elde var. 1, 1, 2, 3, 4, 594 olacak. 4'ünün boylarının toplamı. Hepsinin boylarının toplamı 739 cm'ydi. O zaman 739'dan 594'ü çıkaracak olursak eğer burada 5, burada 4 ve burada da 1 kalacak. Yani 145 cm Yeşim'in boyudur diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki soru yine aynı tabloyla alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. En uzun boylu kişi Hülya'dır. Şuraya Yeşim'in boyunu da yazalım. Bir önceki soruda bulmuştuk. Yeşim 145 cm. Bu durumda en uzun boylu kişi Hülya mıdır? Hülya 154 cm ve Hülya'dan daha uzun kimse yok. Evet, bu seçenek doğru. Gökçe ve Yeşim'in boyları eşittir. Gökçe'nin boyu 1.48 iken 148 cm iken Yeşim'in boyu 145 cm. Dolayısıyla bu seçenek doğru değil. Yani doğru cevabımız bizim için burada B seçeneği olacak. Diğer şıklara da bakalım yine. Demir Erdem'den 8 cm uzundur. Erdem 142 cm iken Demir 150 cm. Evet, o yüzden 8 cm uzundur. Yani doğrudur diyebiliriz. Hülya ve Erdem'in boylarının toplamı 296 cm'dir. Hülya ve Erdem'in boylarını toplayalım. 142, 154 daha. Evet, 296 cm'dir diyebiliyoruz. Bu da doğru yani. Bizim için yanlış olan, yani sorunun doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 5 kişinin okuduğu kitapların sayfa sayıları verilmiştir. En çok sayfa okuyan kimdir? Hemen grafiğe bakalım. Grafikte zaten sütun grafiğinde en üstte görünen 120 sayfayla Bülent'tir arkadaşlar. Yine aynı grafikle alakalı bir soru. Toplam okunan sayfa sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi herkesin okuduğu sayfa sayılarını toplayacağım. Murat 100 sayfa okumuş. Refika 80 sayfa okumuş. Bülent 120 sayfa okumuştu. Vahit 90 sayfa okumuş. Ve Tolga da 100 sayfa okumuş. Hepsini toplayacak olursak 0, 10, 19'un 9'u elde var 1, 3, 1 de elde. 490 sayfa toplamda kitap okumuşlardır diyebiliyorum arkadaşlar. Evet, bir sonraki soru yine aynı grafikle alakalı. En fazla sayfa okuyan kişi en az sayfa okuyan kişiden kaç sayfa fazla okumuştur? Şimdi en fazla okuyan Bülent'ti, hatırlayalım. Bülent en fazla kaç sayfa okumuş? 120 sayfa okumuş. Peki en az okuyan kimdir? Yine grafiğe bakacak olursak Refika'nın olduğunu göreceğiz. Refika kaç sayfa? 80 sayfa okumuş. Dolayısıyla burada 120'den 80'i çıkaracak olursak eğer 40 sayfa daha fazla okuduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir şirketin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki aylık kârı verilmiştir. En az ve en fazla kâr edilen aylar hangisidir? Bakalım, Ocak ayında 20 bin lira kâr edilmiş, Şubat'ta 35 bin lira, Mart'ta 25 bin lira ve Nisan'da da 30 bin lira. Şimdi en az hangisidir diye bakacak olursak en az 20 bin lirayla Ocak ayıdır. En fazla hangisidir diye bakacak olursak da yine grafikten en fazla kar edilen ay 35 bin lirayla
Şubat ayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla en az ve en fazla Ocak ve Şubat'tır. Yani D seçeneği doğru seçenektir diyebiliyoruz. 11. soru yine aynı grafikle alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. En çok kar edilen ay Nisan ayıdır. Hayır. Az önce gördük zaten. En çok kar edilen ay Şubat ayıydı. Ocak ayında Şubat ayının yarısı kadar kar edilmiştir. Ocak ayında 20 bin lira kar edilmiş. Şubat ayında 35 bin lira. Ve 20-35'in yarısı değildir. Dolayısıyla bu seçenek de yanlıştır. Ocak ve Şubat aylarındaki kar toplamı Mart ve Nisan aylarındaki kar toplamına eşittir. Hemen bakalım. Ocak ve Şubat'ta 20 ve 35 kar edilmişti. Mart'ta ne kadar kar edilmiş ona bakalım. 25, Nisan'da 30 kar edilmişti. O zaman Ocak ve Şubat aylarında 20 artı 35 bin liradan 55 bin lira kar edilmiştir. Mart ve Nisan aylarında 25 artı 30'dan yine 55 bin lira kar edilmiştir. Yani bu seçenek doğru. Aslında sorumuzun cevabını bulduk ama diğer seçeneğe de bir bakalım. Mart ayında Şubat ayına göre 10 bin lira daha fazla kar edilmiştir. Hayır, böyle bir şey yok. Şubat ayında Mart ayına göre daha fazla kar edilmiş. Zaten en fazla kar edilen ay da Şubat ayıydı. Dolayısıyla bu seçenek de yanlış. Yani hem doğru olan hem sorunun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Yine aynı grafikle alakalı bir soru ve son sorumuz. Şirketin bu 4 aydaki toplam karı kaç liradır? Hemen bakalım. Ocak ayında 20 bin lira. Şubat ayında 35 bin lira. Mart ayında 25 bin lira. Ve Nisan ayında da 30 bin lira. Bu 4 aydaki toplam karı toplayacak olursak burası 0. 5, 5 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1. 2, 3 daha 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 1 de elde 11. Yani 110 bin lira toplamda kar edildiğini söyleyebiliriz. Bunun için de doğru seçeneğimiz A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Beceri temelli sorularla devam edelim. Evet, ilk sorumuz. Teknoloji tasarım dersinde farklı çokgenler kullanılarak aşağıdaki rüzgar çanı hazırlanmıştır. Aşağıdaki grafiklerin hangisinde bu tasarımda kullanılan çokgenlerin sayıları doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi çokgenlere bakalım arkadaşlar. Şıklardan da faydalanalım. Üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen olarak sıralamış bize grafiklerde, şıklarda verilen grafiklerde. O zaman üçgenleri bir sayalım ilk etapta. Üçgenler kaç tane? Hemen buraya da not edelim. Üçgenler 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane üçgenimiz var. Şimdi dörtgenlere bakalım. 1 tane, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane. O zaman 11 tane dörtgenimiz var. Şimdi beşgenlere bakalım. 1, 2, 3 ve 4 tane de beşgenimiz var. Son olarak altıgenlere bakalım. Altıgen kaç tane var? 1 ve 2 tane. Şimdi buna uygun şık hangisidir? Buna bakalım. Üçgen 5 tane. 5 tane olmayan şıkları direkt eleyebiliriz. Yani C şıkkı ve B şıkkını doğrudan eleyebiliriz arkadaşlar burada. Dörtgenler 11 tane. A ve D şıklarına bakıyorum. Evet, ikisinde de 11 tane. Beşgenlerden A şıkkında 4 tane olduğunu ama Deniz'de D şıkkında 3 tane olduğunu söylemiş. Altıgenlerden de aynı şekilde D şıkkında 3 tane olduğunu söylemiş. Ama biz beşgenin 4 tane, altıgenin 2 tane olduğunu bulduk. Dolayısıyla bizim için şu anda doğru cevap A seçeneğidir.
Devam edelim. Bir okulda düzenlenen mangala turnuvasına katılan kişilere karşılaşmada aldıkları her galibiyet için 2 puan, her beraberlik için 1 puan verilmekte, aldıkları mağlubiyetler için ise herhangi bir puan verilmemektedir. Aşağıda bu turnuvaya katılan Ömer ve Neşe'nin turnuva sonunda karşılaşmalarda aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sayıları gösterilmiştir. Bu turnuvaya katılan Kübra'nın galibiyet sayısı Ömer'in galibiyet sayısından az, beraberlik sayısı ise Neşe'nin beraberlik sayısından fazladır. Bu üç arkadaşın eşit sayıda müsabakaya katıldıkları bilindiğine göre, Ömer, Neşe ve Kübra'nın müsabakalardan kazandıkları toplam puanları gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi olabilirlik söz konusu olduğu için arkadaşlar, öncelikle Ömer ve Neşe'nin kaçar puan aldıklarına bir bakalım. Şimdi ilk etapta her biri eşit sayıda müsabakaya katılıyor. Görüyoruz 4'e 2, 3'e 3, 6 müsabaka var toplamda. Her biri 6'şer müsabakaya katılıyor. Peki Ömer'in aldığı puan nedir? Hemen ona bakalım. Galibiyet sayısı 4, mağlubiyet sayısı 2. Mağlubiyet için puan verilmiyordu. Beraberlik için 1 puan veriliyordu. Ömer 4 tane galibiyet almış sadece. O zaman 4 çarpı 2'den 8 puan almıştır. Neşe'nin puanına bakalım. 3 galibiyeti var. 3 çarpı 2'den 6 puan olacak. Artı 1 de 3 de beraberliği var. 3 çarpı 1'den 3 puan da buradan olmak üzere. Toplamda 9 puan diyoruz. Şimdi soru bize şunu vermiş arkadaşlar. Kübra da bu turnuvaya katılıyor. Galibiyet sayısı Ömer'in galibiyet sayısından az. Beraberlik sayısı da Neşe'nin beraberlik sayısından daha fazla. Şimdi Ömer'in galibiyet sayısına bakalım. Ömer'in 4 tane galibiyeti var. O zaman Kübra'nın galibiyet sayısı en fazla 3 olabilir. Ama dikkat edelim. Eğer Kübra'nın galibiyet sayısı 3 olursa toplamda 6 müsabakaya katıldığı için beraberlik sayısı da 3 olmalı. Ama soru bize yine diyor ki Kübra'nın beraberlik sayısı Neşe'nin beraberlik sayısından daha fazladır. Yani dolayısıyla biz Kübra'nın galibiyet sayısına 3 diyemeyeceğiz. O zaman en fazla Kübra'nın galibiyet sayısı 2 olabilir. Yani 2 galibiyet ve 4 beraberlik olabilir. Toplamda 6 müsabakaya katıldığı için. Bu durumda puanı ne olacak? 2 galibiyetten dolayı 2 çarpı 2 4. 4 beraberlikten dolayı 4 çarpı 1'den yine 4. Toplamda 8 puanı olabilir Kübra'nın. Şu anda bu yazdığım Kübra için. Veya 1 galibiyeti olup 5 tane beraberliği olabilir. Bu durumda Kübra'nın puanı 2 puan galibiyetten, 5 puan beraberlikten 7 puan olabilir. Veya hiç galibiyeti olmayıp 6 beraberlik olacak olursa eğer Kübra'nın puanı 6 puan olabilir. Şimdi ilk etapta şıklarımızda Ömer ve Neşe'nin puanını sağlayan grafiklere bakmamız gerekecek. Bunu sağlamayanları eleyelim. Ömer'in 8 puanı var. A seçeneğinde bunu sağlandığını görüyoruz. B'de de sağlanıyor. D şıkkını da sağlanıyor ama C şıkkında bakın Ömer'in 9 puanı olduğunu söylüyor. Yani bunu elememiz gerekiyor. Neşe'nin 9 puanı var. Bunu kesin biliyorum. Aynı şekilde B seçeneğinde de Neşe'nin 8 puanı olduğunu söylemiş. O zaman B seçeneğini de eleyebiliriz. Geriye kaldı 2 seçenek. 8 ve 9 Ömer ve Neşe'nin puanları. Peki Kübra'nın puanı ne olabilir? 8, 7 ya da 6. Ama A seçeneğinde görüyoruz ki Kübra'nın puanını 9 puan olarak göstermiş. Dolayısıyla A seçeneği de bizim için uygun olmayacak. D seçeneğinde Kübra'nın puanını 7 gösterdiği için bizim için olabilir olan grafik, yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet, 3. soruyla devam edelim. Aşağıdaki grafikte bazı müzik aletlerinin ürettiği seslerin en büyük ve en küçük frekans değerleri gösterilmiştir. Örneğin trompetin ürettiği sesin en küçük frekans değeri 800 Hz iken en büyük frekans değeri 1800 Hz'tir. Buna göre, bu grafiğe göre bu müzik aletlerinin ürettiği seslerin frekans değerlerinin aralıkları hesaplandığında en büyük ve en küçük frekans aralığına sahip olan müzik aletleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi trompeti zaten bize örnek olarak vermiş. 1800 ve 800 arasında. O zaman bunun frekans aralığı 1000 Hz. Tuba'ya bakalım. 200 ve 800. O zaman burası farkları 600 Hz olacak. Flüt 0 ile 2600 aralığında olduğu için direkt 2600 Hz diyebilirim
aralığına. Kemana bakalım. 400 ile 2200 arasında, yani o zaman 1800 Hz olacak. Son olarak klarnete bakalım. 600 Hz ile 2000 Hz arasında, yani 1400 Hz frekans aralığı vardır diyoruz. Bize sırasıyla en büyük ve en küçük frekans aralık değerlerini soruyor. En büyüğün flüt olduğunu görüyoruz ve en küçüğün de tuba olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla bu durum bizi C seçeneğine götürüyor. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.